Ne yapıyoruz bugün? Seri halde botoks günü. Kalkık kaşlar, bump gülüşler, kedi bakışlar. Sevdin sen bu işi ya. Yapayım mı sana da? Yani bazen düşünmüyor değilim. Düşünüyorum ara sıra. Ama yani şu güzelliğe bir baksana. Allah özene bezene yaratmış. Bozmayalım tasarımı şimdi. Tamam tamam. Bu hakkımdaki dedikodular ne durumda? Aynı. Estetik cerrah olduğunu bir bilseler var ya, yanar yıkılır burası. O zaman niye bıraktım da soracaklar. Ben ne diyeceğim? Her doktorun başına gelen benim de başıma geldi diyeceksin. Senin hatan değildi. Tamam Binnur, tamam. Bu konu hakkında konuşmak istemediğimi biliyorsun. Bu arada dinlenme odasında doktorlar kavga etti. Hasta bakıcılar çok mutsuz. Hemşireler yoğunluktan delirmek üzere. Haberin olsun. Emir'in umurunda bile değil ki. Varsa yoksa Bay Mükemmel'i oynasın. Konuşacağım onunla ama. Konuşamazsın çünkü çoktan gitti. Bütün gününü boşaltmış. Nasıl ya? Benim niye haberim yok? Binnur nerede olduğunu bulur. Hallederim ben. Hallet. Hallederim. Bir de Binnur, bana bir çikolata, cips bir şey getirsene ya. Onu da hallederim. Öptüm. Binnur halleder. Çikolata, cips, emirim. Hallederim. Pervin, Mehmet senin için hastanesini açtı. Gergin gibisin. Doktor olmanın yan etkileri. Tüm riskleri biliyorum. Bir daha elimi kullanamazsam diye. Sakın. Öyle bir şey yok. Ben buradayım. Her şey eskisinden daha güzel olacak, tamam mı? Seni şu kadarcık tanıyorsa şu an benden daha gerginsindir. Sevdiğin insanın ameliyatına girmek cesaret ister, biliyoruz. Ameliyatı ben yapacağım sanıyordum. Ne oluyor Pervin? Güvenmedin mi bana? Burada konu sen değilsin. Burada konu Pervin Hanım için en iyisi neyse o. Tamam, mikro cerrahi tüm Türkiye'ye öğretmiş sen olabilirsin. Ama şu anda bunu en iyi uygulayan da oğlum. Sağlığım için ameliyatıma ikinizin birlikte girmesini istiyorum ve konu tartışmaya kapanmıştır. Hadi iyileştirin beni. Hadi başlayalım. Başlayalım. Anestezi. Emir Bey'i görmem lazım. Emir Bey çıktı canım bugün. Gelmeyecek buraya. Hayır yani komik olan şu. Sen zaten bunu biliyorsun. Burada herkese merakından sorup sorup duruyorsun. Ne oldu tatlım? Son çare bana mı geldin? Emir Bey nerede? Gel gel. Ne? Tatlım, Emir Bey'in bugün çok özel bir işi var. Yalnız Efsun Hanım açıklamak zorunda randevuların neden iptal ettiğini. Vallahi canım ben bilemem yani gider herhalde Efsun Hanım'a açıklar. Ne oluyor burada? Hı? Ne dönüyor burada? Hı? Ne oluyor? Bulacağım onu. Bul tatlım. Bulacağım. Bakalım. Bulacağım ama ben. Bulacağım. Hadi bakalım. Merhaba. Herkes çıktı. Sen çalışıyorsun bakıyorum. Hı. Gördüğün gibi. Gülde. Ha canım. Bugün tam 8 tane botoks yaptım. Çok yoğunum diye bana yönlendirmişsin. Ah. Programım doluydu. Değilmiş. Baktım ben. Benim kliniği yönetmek gibi bir sorumluluğum var Gülden. Kendi hastalarım dışında seninkilerle de ilgilenirsem zamanım kalmaz. Değil mi? Evimde tadilat işi vardı. Emre söyledim ben. Bana söyleyeceksin. Emre değil. Anlaşıldı mı? Tabii. Hasta yoğunluğum olursa bundan sonra sana söylerim. Yok sen beni yanlış anladın. Hasta yoğunluğun olursa randevularını başka güne at. Bana yönlendirme. Neyi söyleyeceğim tam olarak ben anlamadım. Dışarıda bir işin olduğunda patronuna bildirirsin ya. Bana bildir Güllen. Haberim olsun. Bir de olmasın. İyi günler. Hay hay.
Alo, Binnur. Efsoş, Eriğin bütün gün nerede olduğunu buldum. Neredeymiş? Ameliyatta. Ameliyat mı? Ne ameliyatı be? Kimle, nerede, nasıl? Şimdilik orasını bilmiyorum ama öğrenirim yakında. Kimden öğrendin sen peki? Hasta bakıcıların neler bildiğine inanamazsın. Altın madeni gibi bir akış var o katta. Aa, Binnur. İnanmıyorum. Emir şimdi başka bir yerde ameliyat mı yapmış? Ay Efsoş, paranın gözü kör olsun kızım ya. Klinikte paylaşan cebe indiriyor, görüyor musun sen? Ah Erik, ah. Binnur, bak bu ciddi bir suçlama. Yani böyle dedikoduyla hareket edemem. Nerede, nasıl, kimle, ne kadar yapmış hepsini öğrenmem lazım. Belgeleriyle beraber. Ya sen merak etme, ben bulacağım, bulacağım, ben onu öğreneceğim onu. Yani Pervin Hanım'la bir şeylerden şüphelenmiş demek ki, beni görevlendirdi işte. Yani mantıklı. Hadi kızım, sen bulursun. Binnur bilir, yap şovunu. Ay ne demek, ne demek? Yemeğe mi sen? Ha işte, hazırlanacağım şimdi. Bana bak, adam düzenbaz da olsa çok yakışıklı. Dikkat et, öyle çok göz göze gelme. Öyle karşılaşınca kafanı falan çevir, tamam? Tamam Binnur, hadi konuşma, hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Emir Efendi. Sen görürsün. Tamam işte bunu giyelim. Ay. Hazırım ben. Elbise yakışmış. Sağ ol. Ne izliyorsun sen? Yeni açılan platformda süper bir dizi izliyorum. Bu kadar heyecanlıysa ben de izleyeyim. İzle izle, çok iyi. Hadi çıkalım. Göremedim bugün seni. Ha, bir arkadaşımın şeyi vardı, yardıma ihtiyacı vardı. Ona gittim ben. Ha, ameliyat mı? Ne ameliyatı? Bizim klinik dışında ameliyat yapmamız yasak, bilmiyor musun? Ben biliyorum da sen ne bilmiyorsun. Ne? Bir şey demedim, bir şey demedim. Hadi çıkalım artık. Hadi. Ha bu arada, annem senin Pervin Hanım'ın kızı olduğunu bilmiyor, haberin olsun. Babam biliyor, annen niye bilmiyor? Bilmiyorum, babam söylememiş işte. Niye bana doğruyu söylemiyorsun? Pervin Hanım'dan daha ne kadar nefret edebilirim ki? Söyle. Tamam. Pervin Hanım bir kızı olduğunu kimsenin bilmesini istemiyor. Annemin bile nedenini bilmiyorum, hiç sorma. Tanıyor çünkü. Başarısız olduğu bir alan annelik. Kendisi de anne olduğunu kabul etmedi ki. Bana anlatılanlar pek böyle değil. Beni insanların uydurduğu palavralar değil, yaptıkları ilgilendirir. O yüzden bana onu anlatma. Seni, senin istediğin gibi sevmemiş. Ama bu sevmediği anlamına gelmez. Gönül meselelerine bayağı hakimiz bakıyorum. Sevgi de sevgisizlik de çok hata yaptırıyor insana. Hadi gidelim. Aynur, dur bakayım. Ay ellerine sağlık Aynur'cığım. Aynur tabak eksik. Ha? Aynur peçeteler nerede? Koş, hadi koş, koş. Senin aklın nerede? Ay Aynur, çiçeklerimi de getir. Çiçekleri sakın unutma. Olmamıştı. Benim ayırdığım çiçekleri getir. Gel buraya, gel, gel buraya. Yakışıklım benim. Şu boğaz yakışıklı çocuk görsün ya. Of anne ya. Garson gibi giydirdin beni ya. Hem hiç rahat değil bu. Şimdi senin bu nazik popon böyle ilk defa keten bir pantolon gördü ya. O yüzden önce bir şaşırmıştır. Alışırsın yavrum, merak etme. Ben bir merhaba deyip kalkarım. Haberin olsun. Bu sofradan kalkmayacaksın bir. Babanla aranı hemen düzelteceksin, bu da iki. Bana bak bakayım. Sen en son abinle ne zaman oturduğunda iki çift laf ettin, hatırlıyor musun böyle bir şey? Böyle bir anın var mı acaba? Abimin çok umurundayım sanki de böyle bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Benim canım sıkma artık. Sıkma benim canımı. Benim misafirim gelecek. Aa. Gelmediler mi hala Safi? Tamam. Gelirler canım, gelirler. Gel. Otur şuraya. Otur şuraya. Canım. O telefonunu öyle ters koyuyorsun ya, onun ekranı çizilecek. Çevir onu. Yapma öyle. Hadi otur hayatım sen. Sen otur, ben de şöyle yapayım ben. Ben ne yapayım? Ben gideyim yemeklere bakayım, dur. Ben de bir anneme yardım edeyim.
Allah, eviniz çok güzelmiş. Bahçeye de bayıldım. Hoş geldiniz. Serpil Hanım, merhaba. Merhaba canım. Babam Kaya Demirhan, Efsun Arman. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Cem, kardeşim. Merhaba Cem, memnun oldum. Ben de. Pervin çok güveniyor sana. Ben de yeni ortağımızla tanışmak istedim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederiz Efsuncuğum, ne demek. Kızlar, servise başlayalım mı artık? Hadi bakalım. Efsuncuğum, sen de Gaziantep'lisin değil mi Pervin gibi? Ya siz nereden tanışıyorsunuz? Dediğiniz gibi Gaziantep'ten. Nasıl gidiyor klinik? Alışabildin mi? Pek iyi değil. Nasıl? Bir sorun mu var yoksa? Yani idari işlere pek giremedik. Hatta hiç giremedik. Ben de çok anlamıyorum bu işlerden. Yani daha önce hiçbir yere yönetmedim. Gerçekten mi? Aa, çok şaşırdım. O zaman Pervin niye sana iş teklifinde bulundu acaba? Bilmem ki. Ona sormak lazım. Ben sadece teklifini kabul ettim. Bir dakika, bir dakika. Bu idari işler konusunda Emir sana yardımcı olmadı mı? Emir... Oluyor. Oluyor tabii. Olmaz mı? Emir harika bir ortak. Harika. Onun için hakkını yemeyeyim. Harika kendisi gerçekten. Ben işi daha iyi öğreneyim, hızlı kapayım diye beni bir zorluyor. Bir zorluyor. Damarıma damarıma basıyor. Beni bayağı motive ediyor. Sağ olsun. Aslında Efsun'un motive edilmeye hiç ihtiyacı yok. Kendi kendini motive edebilen nadir insanlardan. Mesela dün doktor memnuniyet anketi yaptı. Evet, yaptım. Doktorlardan şikayet dinlemeye başlarsanız bir daha onları susturamazsınız. Uluslararası birçok ödüle sahip bir klinik yönetiyorsunuz ikiniz aslında. Bence siz idari işlere odaklanın en iyisi. Hı? İdari işlerden bahsediyorum zaten. Yani doktorların olduğu bir yeri idare ediyoruz. Doktorlar robotmuş gibi davranarak. Yani bu kalıpların yıkılması gerekiyor bence. En doğrusu bu. Herkes çok gergin. Bu da işi aksatıyor. Peki senin düşüncen ne? Yani nasıl bir klinik işletmek isterdin? Bir kere tüm çalışanların iletişim halinde olduğu, kendilerini güvende hissettikleri bir yer olsun isterdim. Değerli hissettikleri. İkincisi de sadece estetik ve para odaklı olmayan, ücretsiz ameliyatların yapıldığı bir yer olsun isterdim. Hiç güleceğim yoktu Efsun. Olur mu canım öyle şey? Bir kere orası bir estetik merkezi. Bir saniye, bir saniye Serpil'ciğim. Ücretsiz ameliyat derken? Yani gerçekten ihtiyacı olan insanlar için. Güzellik için değil, sağlık için. Mesela yarık dudaklı bebekler, kaza sonrası estetik operasyon geçirmesi gereken insanlar. Yani parası olmayıp bize ihtiyacı olan insanlar için. Kliniğin bir kısmını onlara ayırabiliriz. Ay, vallahi yemek gelmeden benim iştahım kesildi. Şu konuyu değiştirebilir miyiz lütfen? Aslında bu konu babamın uzmanlık alanı. Babam sadece bu tür hastaları kabul eder. Aa. Evet ama ben ücretsiz değilim Emir'ciğim. Yalnız bu konudaki fikrin çok hoşuma gitti Efsun. Yeterince para kazanıyoruz. Kim bilir artık belki de bizim de yardım etme zamanımız gelmiştir. Belki de. Belki de. Ay nihayet kızlar. Öldük açlıktan hadi. Beni niye buraya getirdin teyze? Hani konuşacaktık? Acıktım dedin. Ya hamburgerini konuşacağız? Sen bir şey peşindesin. Ben hep bir şey peşindeyim. Sen de öyle ol. Radarların hep açık olsun. Kime bakıyorsun? Bizim klinikteki doktorlar akşamları burada takılıyor. Her akşam mı? Neden? Doktorlar dışarıdan göründüğü gibi değildir. Hayat onları yıpratır. Zombi gibi yaşarlar. Hobileri de yoktur çoğunun. İşte. Hobisi olan da 50 yaşından sonra ya ressam oluyor ya da yelkene falan sarıyor. Ay, buradan bir şey duyulmuyor. Şuraya mı geçsek? Sen kimin peşindesin? Şuradaki makarna yiyen çakma sarışın var ya, estetik harikası.
Biri hakkında bilgi almak istiyorsan onunla en çok ilgilenen başka birini takip alacaksın. Bir nur taktikleri. Ya teyze hani bana odaklanacaktın? Ya iş bulmam lazım benim. Param mı bitti? E ben vereyim sana. Ya öyle değil. İş istiyorum ben. Özel okula açtığım yetmiyor. Ya lütfen. Sen annemlerle konuşursan ikna olurlar. Ya ben okulu aksatırım. Bursum düşer diye korkuyorlar. Niçin lazım sana para? Biraz da diğerleri gibi yaşayacağım. Kuzum benim. Onlar zengin çocukları. Sen kuş paranla onlarla yaşayamazsın ki onlar gibi. Ya bilmiyor muyum sanıyorsun? Bugün bir zengin bebesi otobüse binmek zorunda kaldı diye ağlıyordu neredeyse. Ne o zaman? Bizim kampüste bir kafe var. Aşırı pahalı. Geçen gün bir arkadaşım çağırdı gidemedim. Bir çanta istiyorum, annemlere söyleyemiyorum. Ya bana söylesene, ben alırım sana. Ya teyze, her gün mü söyleyeceğim? Ya iş istiyorum ben. Hak ettim, parayı harcamak istiyorum. Sen ne ara büyüdün de iş istiyorum diyorsun ya? Şuna bak, ben anladım seni. Sen Binnur teyzen gibi olmak istiyorsun. Ayakların üzerine durmak istiyorsun. Merak etme, hallederim ben. Canım teyzem benim ya. Aşkım, 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 aşkım. Kalk, kalk, git. Git, git, konuşmaya tuvalete gel. Teyze, daha yemin bitmedi. Bitiririm ben, yürü. Bizim amca yanlış anlamış meğer. Göz damlasını kulağına, kulak damlası da burnuna sıkmış. Güzelmiş, iyiymiş. Bana az önce kahkaha mı attın? Valla ben kalp krizi geçiriyor zannettim önce ama evet gerçekten kahkaha attı. Seni çok sevdim Efsun. Yani böyle olduğu gibi dobra insan görmeyi özlemişim. Pervin her konuda olduğu gibi bu konuda da yanılmamış. Artık doyduysan biz kalkalım mı? Ay vallahi ölmüşüm açlıktan. Çok sağ olun Serp Hanım gerçekten. Afiyet olsun. Cem, seninle hiç konuşamadık. Sen ne yapıyorsun, ne okuyorsun? Söylesene çocuğum. Kimya. Ya kimya mühendisliği. Vay, vay. Evet. Yani bir aksilik olmazsa inşallah kendisi 20 yıla kadar mezun olacak. İnşallah. İnşallah, inşallah. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Onun yeğeni de kimya okuyor. Ben sizi tanıştırırım bir ara. Olur. Bir de bir ara kliniğe uğra da şu CV'cilerine bakayım. Buralara mı? Ha. Ben mutluyum ya böyle, iyi yani. Ama ben mutlu olmam. Bakmak lazım onlara. Değil mi? Abin de siz de daha iyi bilirsiniz tabii ama sivici önemli bu yaşlarda. Olur. Biz kalkalım artık. Serpil Hanım. Canım. Çok teşekkür ederim bu gece için. Ne demek Efsuncuğum, asıl ben sana teşekkür ediyorum. Sayende çocuklarla birlikte Kaya'nın çok farklı bir yüzüyle tanışmış olduk değil mi çocuklar? Baş başa da konuşalım olur mu? Kahveye bekliyorum seni. Tabii ki de, tabii ki de. Fabrikaya da gelin mutlaka. Yani Emir'le bir gün ayarlayın. Klinikte kullandığınız o ürünler bizden geliyor. Çok isterim, harika. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Cem, iyi geceler. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Çok mutluyum ben. Bir ara hiç doymayacaksın sandım. Şu masada hayatım boyunca bu kadar oturmadım biliyor musun? Afiyet olsun. Merhaba. Ah. Biz tanışamadık. Ay. Siz de ekiptensiniz sanırım değil mi? Evet, evet, evet. Yeni geldik İstanbul'a. Hayırlı olsun. Hı, sağ olun. Bir şey ikram edelim size. Ne istersiniz? Valla ne verirseniz. Ne demişler, bedava sirke baldan tatlıdır. Çocuklar ilgilenmediyse kusura bakmayın. Böyle bir yoğunluk var, eleman yetiştiremiyoruz. Yok yok, estağfurullah, biz yedik içtik, sağ olun. Afiyet olsun. Bir arkadaşınız vardı dün, o yok galiba. Efsun. Heh. Aa, o yok bu gece. Neyse, Sarp ben bu arada. Binnur. Memnun oldum. Sarp Bey. Ben gidiyorum, bir ihtiyacınız olursa buralardayım. Tamam. Tamam. Ben seslenirim. Tamam, Sarp. Afiyet olsun. Sarp Bey. Gel, gel, gel. Duyabildin mi bir şey? Emir diye biri var mı? Var, evet, evet, olayımız o. Evet, devam et. O bir hastanede görünmüş. Life Hastanesi mi ne, tam olarak anlayamadım. Onu oraya transfer etmek istiyorlarmış galiba. Yani teklif varmış. Teklif. Teklif mi? Aa, ameliyat değil yani. İyi duydun mu? Teklif mi kesin? Hmm. İş görüşmesi mi gitmiş yani? Ya, o kadın durmadan Efsun yüzünden deyip hakaretler yağdırıyordu. Ya Efsun ablayla ne ilgisi var?
Ben onun saçını başını bir yolacağım, görecek o ne alakası var. Bu Gülden var ya, Emir'e yanık. Emir'le Efsun da birbirinden nefret ediyorlar ama yakında aşık olurlar. Ama Efsun bilmiyor, sakın söyleme. Aşık olacaklarından haberleri yok. Sen nereden biliyorsun? Binnur'u bilir. Dizi gibi hayatım var be teyze. Bir de benim işimi çözsen. Çözdüm bile. Buyurun. Kendi ellerimle yaptım. Ay ne zahmet ya. Afiyet olsun, ne zahmeti. Afiyet olsun. Sarp Bey. Merhaba. Burcu yeğenim. Memnun oldum. Kızım sanmayın. Ay. Üniversite öğrencisi kendisi. Öyle mi? Özel bir okulda okuyor ama %100 burslu. Çok süper. Zeki. Böyle boş zamanlarında da yani. Görüyorum çok kalabalık, bir yardım etsin size. İster misin? Hadi. Şimdi? Şimdi şimdi. Tamam. Hadi hadi hadi. Hadi. Afiyet olsun. Teşekkürler Sarp. Gel bakalım. Bey. Gel. Sarı kapa. Taktım sana. Bu gece için çok teşekkür ederim. Yani korkuttuğun gibi gergin geçmedi. İlginç ama benim için de öyle. Baban tatlı adam, çok sevdim. Sen onu bir de bana sor. Ha bu arada anlaşamadığım babamı kendi safına çekmen de güzel taktikti, tebrik ederim. Ne taktiği be? Ben sadece sohbet ettim. Hı. Niye bu kadar şüphecisin? Niye kimseye güvenmiyorsun? Ben beni hayal kırıklığına uğratmayacak tek kişiye güvenirim. Kendime. O zaman ister inan ister inanma. Ben sadece babanla tanışmak istemiştim. Hepsi bu. Başka bir planım yoktu yani. Eğer büyük patronun gözüne girmek gibi bir art niyetin yoksa... bu hayır yapma meselesini benimle neden konuşmadın ortağın olarak? Ortağım olarak seninle herhangi bir şeyi konuştuğum zaman bunları da konuşurum. Kozlar yine masada diyorsun yani. Seni bu kadar hayata, insanları güvensiz yapan şeyini bilmiyorum. Ama ben senin düşmanın değilim. Dostum da değilsin. İyi geceler. Emir Demirhan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.